Evet, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, stüdyo konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar, çok hayırlı sabahlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, tabii o kadar çok dünya ve Türkiye gündemi değişiyor ki, e, biz sizi buraya davet ettik. Tabii ki Türkiye siyaseti yoğunluklu konuşacaktık ama, işte dün akşam... Netanyahu bir karar harekâtı talimatı verdi ve dünyanın da gündemi aslında dünyanın gündemi çok değişmiyor da. Evet. Gündem günden bir anda e, Gazze'ye yılmış durumda. tabi bununla ilgili de söyleyecekleriniz vardır. Az önce Sayın Özülker emekli büyükelçi e, ona da söyledim. Yani 17 yıllık e, meslek hayatının önemli bir bölümü dış haberde geçti ve Gazze'yi Filistin'i ne zaman vursa aynı şeyleri söylemek durumunda kalıyoruz. Aslında insanın canını çok en çok sıkan da bu Sayın Destici. E, yapılacak hiçbir şey yok. Dünya yine sessiz klişe cümlesi ve Müslümanlar seyrediyor. Orada çoluk çocuk şimdi karadan e, katletmeye başladılar. Ne diyeceksiniz bununla ilgili? Tabii öncelikle biz e, bu saldırıyı lanetlediğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. E, sizin kanalınız aracılığıyla da. Orada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii binlerce yaralı var ve ben e, Gazze'ye gittim. E, yaklaşık. E, iki sene önce e, tabi o zaman e, durum biraz daha sakindi. E, Mısır'da hükümet değişmemişti yani bir darbe olmamıştı. Orada e, hem e, Hamas lideriyle, İsmail Haniye ile hem diğer yetkililerle hem oradaki Filistinli kardeşlerimizle üniversitedeki e, hocalarla, diğer yetkililerle e, hepsiyle görüştük e, ve gerçekten Gazze e, inanılmaz bir yer. Yani çok küçük bir coğrafya. Yani böyle 45 kilometre karelik gibi bir şey. Ama içerisinde bir milyondan fazla insan yaşıyor. Yani dünyada metrekare başına en yoğun insanın yaşadığı bir yer. Fakat ona rağmen bütün bu yokluklara, İsrail tehdidine, her gün neredeyse bombalanmaya, o kadar ablukaya, ambargoya rağmen Gazze'liler orada o şekilde yaşamayı öğrenmişler, ve direnmeyi de öğrenmişler ve ne eğitimlerini geri bırakıyorlar, ne dediğim gibi e, normal yaşantılarını, ne e, nesillerini yetiştirmeyi gerçekten inanılmaz bir mücadele veriyorlar. Tabi e, burada işin e, insani yardım boyutunda İslam dünyasından özellikle e, gıda olsun işte, nakdi yardım olsun yardımlar geliyor ama tabi bu yardımlar Gazze için yeterli midir, yeterli değildir. Önemli olan Gazze'nin ya da Topyekün Filistin'in e, her ne kadar bağımsız bir devlet olarak gözükse de e, henüz e, dünya üzerinde pek çok ülke tarafından tanınmıyor. Ve neticede bu bağımsızlığını da kullanamıyor. Dolayısıyla da burada esas olan e, bağımsızlıktır. Yani ve kaybedilmiş toprakların geri alınmasıdır ve o topraklar gerçekten Filistin'in topraklarıdır. Ve Filistin'lerin kendi topraklarında özgür bir şekilde İsrail baskısı, korkusu... ...yani soykırıma varan uygulamalarından kurtularak yaşamasıdır. E, bu nasıl olacak? E, bunun olması için... E, ...öncelikle e, uluslararası güçlerin... ...ya da kuruluşların, toplulukların gerçekten... ...adil bir karar vermesi lazım. Öbür taraftan İslam dünyasının... E, ...bir araya gelerek gerçekten bu konuda... ...ortak bir tavır sergilemesi lazım. Ama bu şu anda mümkün müdür diye bakıyoruz. Bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü özellikle... Hele bu dönemde hiç mümkün olmadığını görüyoruz. geçmişte bunu yapmayanların bugün işte Libya'nın hali ortadayken, Mısır'ın hali ortadayken, Suriye'deki gelişmeler ortadayken, Irak'taki gelişmeler ortadayken bunu hiç mümkün olmadığını görüyoruz. Bir de neticede baktığımızda mesela bu işte Arap Baharı denen sürece daha sonra baktığımızda bütün bu süreçte özellikle Suriye'deki ve Irak'taki gelişmeler, Mısır'daki gelişmeler tam bu Filistin etrafındaki yani İsrail'in etrafındaki gelişmelere baktığımız zaman her ne kadar işte e, Mısır'da bir süreç yaşandı ve daha sonra darbeyle neticelenmiş olsa da işte Suriye'de diyelim ki e, biz de başından beri e, esete karşıyız ve esetin oradan gitmesini istiyoruz Hatta hiç kimse bunu dile getirmemişken Hatta işte mevcut hükümetin başbakanı, bakanları e, esetle aile fotoğrafları verirken gidip gelmeler olurken e, biz ta 28 Şubat süreçlerinin yaşandığı dönemlerde işte Türkiye neydi gerekçesi 28 Şubat'ın? Türkiye İran yapacaklar ya da Cezayir. O zaman Cezayir'de de bir fıs vardı biliyorsun İslam Parti. O zaman çıkıp biz rahmetli Müslüman Başkan Büyük Birlik Partiler işte Türkiye İran olmaz Cezayir olmaz ama Suriye yapılmasına da biz müsaade etmeyeceğiz demişti. Ama öbür taraftan karşı olmak başka bir şey. izlenen politika başka bir şey. Öyle, öyle yanlış bir politika izlendi ki neticede 3 yıl sonra geldiğimizde Suriye'nin şu andaki durumu en çok kime yaradı diye bakıyoruz. İsrail'e yaradı. Mısır'daki gelişmeler kime yaradı diye bakıyoruz. İsrail'e yaradı. Irak'ta şu anda Irak'taki gelişmeler ve işte özel bölgenin oluşturulması İsrail'e yaradı. Yani şöyle bir şey vardı en azından eskiden bir denge unsuru vardı. Yani bir tarafta Amerika, İsrail. Zaten İslam dünyası bir şey yapamıyor. Öbür tarafta işte sırtını Rusya'ya, işte Çin'e dayamış. Rus teknolojisiyle, silah sanayiyle, silah teknolojisiyle savunmasını kurmuş bir Suriye dönem dönem işte Lübnan'daki Hizbullah'ı da destekleyerek İsrail'e karşı bir denge unsuru olabiliyordu şu anda bu denge unsuru da ortadan kalkmış vaziyette dolayısıyla İsrail tamamen orada kendi kafasına göre bir at oynatıyor ve hiç kimse de müdahale edemiyor. Sen başkan bu Gazze meselesinde de e, iç siyasette zaman zaman sizin de aralarında evet. bulunduğunuz muhalefetten eleştiriler geliyor yani vatandaştan da geliyor. Ee, biz bir türlü hani meselenin özünde birleşemiyoruz o kesin de evet. ee, eleştirilerin çoğu hani e, sen Başbakan'ın işte Gazze'ye gideceğim dedi gitmedi Van Münit'in devamı gelmedi bu ticaret meselesi evet. yani İsrail'le ticaret biz e, şunu net bir şekilde görüyoruz savaş etmediğiniz sürece ekonomi yani İsrail'e bugün dünyanın ses çıkarmama sebebi olarak herkes e, gücünü lobisini gösteriyor ticari e, gücünü de gösteriyor. E Şimdi bu noktada Türkiye'nin bu ticaretini artırması, ticaretini kesmiyor olması da eleştirilse. Siz de bunu eleştiriyor musunuz? Şimdi şöyle, e, elbette ki eleştiriyorum. Yani e, işte taraf olmak ya da tarafsız kalmak e, nasıl bir şeydir? Yani bunlar sözde ya da göstermelik olarak yapılacak bir şey değildir. Öyle bir noktaya gelinmiş ki bugün e, tarafsız olanların e, taraf olanlar kadar mesela Filistin'e zarar vermediğini görüyoruz. Çünkü neden? Şundan dolayı. E taraf olan her nokta adeta bir felaketle karşı karşıya kalmış. e Şimdi eğer gerçekten Türkiye bu konuda yani iş siyasette konuşulduğu gibi samimi ise ki samimi olduğunu düşünüyoruz. O zaman samimi bir tavırla ne yapılması lazım? Bugün ya daha bunun ötesinde ne olabilir? İsrail günlerce bombaladı Filistinli kardeşlerimizi ve şu anda kara harekatı başlattı. Yani tamamen bütün Gazze'yi işgal edecek ve orada binlerce insanı öldürecek binlercesini tutuklayacak. Binlercesinin, yüz binlercesinin oradan mülteci durumuna geçmesini sağlayacak. Yakıp yıkacak ve Gazze belki bir 20 yılda belli doğrultamayacak. O zaman burada samimi bir şekilde ne yapılması gerekir? Derhal bir nota vereceksiniz. Bütün İslam ülkeleri ama Türkiye bunun önderliğini yapması lazım. Liderliğini yapması lazım. Bütün ilişkilerinizi donduracaksınız. Yani gerekirse elçiliğini kapatacaksınız. Yani konsolosluklarını kapatacaksınız. Sınır dışı edeceksiniz bütün yetkililerini ve ...bu saldırılar durana kadar... ...işte ateşkes imzalanana kadar... ...ya da gerçekten adil bir çözüm bulunana kadar... ...İsrail'le bütün ilişkilerinizi keseceksiniz. E, siz bunu yapmadığınız zaman... E, ...sadece iç siyasete yönelik sözler... ...samimi bile olsa... ...işte dışarıya karşı söylenen sözler... ...Uluslararası camiye karşı söylenen sözler... ...çağrılar... ...samimi bile olsa... ...İsrail'in e, nezdinde bir karşılığı yok. Çünkü İsrail'e... ...bugüne kadar güçlü bir yaptırım olmamış. E, sizin dediğiniz gibi yani... Bugün işte 4,5 milyonluk, 5,5 milyonluk bir İsrail orada yüz milyonlarca nüfusa sahip, ve geniş coğrafyalara sahip büyük devletler diye nitelendirebileceğimiz her birisinin en az İsrail'in 10 katı, 20 katı olduğu devletlerin ortasında İsrail bugün istediği gibi at oynatıyor ve kimse dokunamıyor. Tabii işte sizin de söylediğiniz gibi burada en önemli şey nedir? İşte Yahudi lobisi yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evet. ve batıdaki bunların büyük etkisiyle e, kurdukları ekonomik, ticari <laughs> aile, ağla, siyasi ağla Etkisi maalesef altı tabii ki Amerika'nın himayesinde. Çünkü özellikle Birleşmiş Milletler'de İsrail hangi suçu işlerse işlesin kime karşı hangi saldırıyı gerçekleştirirse gerçekleştirsin İsrail kendisi istemedikten sonra evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin veto hakkını kullanarak İsrail'e karşı hiçbir şey yapılamıyor. yapılamıyor. Hiçbir Bugün durumda... yapılan bu o, saldırıların e, onda biri mesela şöyle düşünelim bir İslam devleti tarafından, Türkiye tarafından ya da işte Mısır tarafından ya da Suriye tarafından İsrail'e karşı yapılmış olsaydı yani orada ya da tersine çevirelim işi. E, Filistin, İsrail konumunda güçlü bir devlet olup da orada küçük bir Yahudi topluluğu olsaydı kimsesiz, mazlum, silahsız e, kendini savunamayacak pozisyonda ekonomik olarak zayıf e, bu saldırılar o tarafından dünyayı o, başlarına yıkardı. Acaba ne olurdu? Yani dünya başlarına yıkılırdı. Yani haritadan silinirdi. Aynen. ...ne kadar nüfusu varsa belki de yok edilirdi. Evet. Yani bu çifte standartlık Batı'nın sert bir şekilde bunun yüzüne vurulması lazım. Tabii biz burada Batı'dan önce dediğimiz gibi kendi kendimiz, kendimiz, ülkemiz abi. ne yapıyor, devletimiz evet. ne yapıyor, hükümet ne yapıyor... Ona bak, ...bütün bunlara bak lazım. rağmen bakmamız lazım ve bu konuda da biz artık yani böyle iş siyasete yönelik... E, ...tabiri caizse yani böyle milletin e, işte tepkisini e, giderecek adeta gaz alacak bir takım sözlerden ziyade... Bence artık fiili olarak bir takım eylemlerin gerçekleşmesi lazım. Peki. Bunların başında da dediğim gibi bir nota verilmeli. Elçilik ve konsolosluklar kapatılmalı ve İsrailli olan bütün ilişkiler durdurulmalı diye düşünüyorum. Evet. Sizin ne Bu konuyu e, kapatalım e, müsaade ederseniz çok kısa bir şeyle. Hani hep lobi diyoruz. Evet. E, bu artık e, kaçıncı saldırı ve bu kaçıncı saldırı bu onlarca saldırı sonrası çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır ki e, siyaseten güçlü olmadığınız sürece sözleriniz hamasetin dışında evet. göğe gökte boşluğa gitmek dışında hiçbir şey Yaramıyor, şimdi yaramıyor çünkü e, dünyayı kontrol altında tutan bir lobi var. Siz de bu lobicilik için yola çıkanlara bu ülkede nasıl bir e, linç uyguluyorsunuz? Onu da izleyicilerimizin e, takdirine sunalım ve ayrıca sizin sözlerinize katkı olsun. E, hani siz örnek verdiniz. E, acaba e, üç 3 tane genç için e, Gazze'ye tamam. kana bulayan İsrail'in konsolosluğu falan konsolosları ailesiyle birlikte kaçırılsaydı ne olurdu? Büyük evet. devlet olmak öyle sözle olmuyor. Peki şimdi e, iç siyasete geçelim. Aslında onun için de çağırdık sizi. Şimdi Mustafa Desticiyi, Sayın Destici buraya çağıracağımızı söyleyince gelen sorular var. Onlarca soru ama şununla başlayalım Sayın Destici. Akit gazetesinde diyor pek çok soru öyle gelmiş Sayın Destici ile ilgili. Çankaya Erdoğan'ın hakkıdır diye bir söz yayınlanmış. Burada da şeyi var. Öyle bir sözünüz mü oldu? Herkes onu yolluyor. Şimdi şöyle. Ben şunu söyledim. Dedim ki bu biz Cumhurbaşkanı halkın seçmesini savuna gelmiş bir siyasi partiyiz. Yani bu seçim sisteminde doğru bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii eksiklikleri var mı? <laughs> yani biz isterdik ki. Ee, en azından seçime katılmaya hak kazanan siyasi partilerinde kendi adayları olsun. Benim orada söylediğim şu, eski sistem devam etmiş olsaydı zaten Tayyip Erdoğan kendi grubunun oyuyla yani meclise seçilmiş olsaydı seçilecekti. Yani o anlamda e, söylediğim söz o anlamdadır. Tabii o vakit ben gazeteye bakmadım nasıl haberleştirdi, nasıl haber yaptı. Ama Akit Gazetesi'nin pek çok köşe yazarı bugün bizi eleştirmişler yani Ekmelettin insan oluna verdiğimiz destekten sonra. Onu bilemiyorum nasıl haber yaptılar. Yani benim söylediğim şu. Bu bir demokratik tavırdır. Yani demokrasi içerisinde Tayyip Erdoğan da Çankaya adayı olabilir mi? Olabilir. Yani bunu hak etmiş midir? Hak etmiştir. Yani, yani, aday, olması e, hakkıdır, yani aday olması hakkıdır bakın, Yani aday olması hakkıdır. bakın olması hakkıdır. Evet. Şöyle demiş. Çankaya'yı evet. Erdoğan hak ediyor şeklinde bir haberin başlığı bu. Evet. Göndermiş bir arkadaş. Buyurun şuradan bakabiliriz. Evet. Evet sizin Çankaya Erdoğan hak ediyor diye Akit gazetesi. Ya Akit gazetesi çok şaşırtmıyor beni de hani burada evet. siz sizi bulmuşken hani bunu çarpıtıp çarpıtmayacak. Yani orosunda... benim temel olarak söylediğim şu. Yani burada diyorum ki bakın zaten ülkenin bir kamplaşma, ayrışma, kutuplaşma diye bir problem var. Ortada iki tane aday var. Üçüncü aday bizim kapsam alanımız dışında. Çünkü neden? Terör örgütüyle bağlantısı olan hiç kimseyle biz siyasi olarak muhatap almayız. Muhatapta olmayız. Önce o terörle arasında bir mesafe koyması gerekir. Ondan sonra dediğim gibi biz de herkese e, siyasette dediğim gibi muhataplık kurabiliriz. Ama terörle ilişkisi olduğu sürece kurmayız. İki aday var yani bizim nezdimizde şu anda. Bunlardan kim? Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Bir diğer de e, Sayın Profesör Doktor Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu. Bunların ikisi de dediğim şu yani Cumhurbaşkanlığına normal süreçler içinde adaylığı hak etmişler midir? Hak etmişlerdir. Bunların ikisi de seçilirse, yani milletimiz bunları hangisini tercih ederse etsin, e bunu milli irade seçmiş olacak mıdır? Olacaktır. Dolayısıyla da kim seçilirse seçilsin, bunların ikisinden her her ikisi de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacaktır. Ve bizim de Cumhurbaşkanımız Siz olacaktır. Siz şu ayrımı şunun için mi yaptınız Sayın Eski? O zaman şu açıklamayı evet. şöyle değerlendirelim. Hani, e, CHP'den MHP'den her hafta şöyle bir açıklama evet. geliyor. E, i̇şte bu kadar hakkında soruşturma, evet. o hakkında yolsuzluk soruşturması olan, şahibi olan, şu olan, bu olan bir... ...toplumu geren bir Erdoğan Cumhurbaşkanı... ...olamaz söyleminin aksine... ...siz seçilirse olur diyorsunuz. Tabii Tek olur fark diyorum. Diyorsunuz? Yani bizim söylediğimiz bu. Evet. Bir de şundan dolayı... ...bakın biz... ...diyelim ki... ...bütün kurullarımızda... ...istişare iş ederek bir karar verdik ve... işte ...ekmelettin İhsanoğlu'nu bu süreçte... ...destekleme kararı aldık. Bu nedir? Bizim demokratik bir tercihimizdir. Dolayısıyla da biz nasıl... ...başkalarının demokratik tercihine kararına saygı duyuyorsak herkesin de bu karara saygı duymasını bekliyoruz. Yani bizim istediğimiz bu. Ve biz bu kararı alırken şunu da söyledik. Yani biz, biz bu kararımızla bir partinin ya da bir cephenin yanında ya da bir partinin karşısında değiliz. Yani biz sadece ve sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri var ve burada bütün kurullarımızla istişare ettik. Kurullarımızdan çıkan karar yani büyük bir çoğunlukla Ekmelettin İhsanoğlu'nun desteklenmesi yönünde. Niye? Tabii. Onu sormuşsun. Neden? Şimdi. Şundan dolayı çünkü biz önce bir ilkeler koyduk ortaya. Yani dedik ki nasıl bir cumhurbaşkanı? Önce kurullarımızda bunu tartıştık. İşte tarafsız bir cumhurbaşkanı. Herkesi kucaklayacak bir cumhurbaşkanı. Mevcut anayasa değişmediğine göre anayasal çerçevede kalacak bir cumhurbaşkanı. Evet. İşte milliyetçi, maneviyatçı, dindar. Ee, öbür taraftan bizim büyük birlik Partisi olarak hem milletimiz adına hem kendimiz adına. Özel taleplerimiz var seçilecek Cumhurbaşkanı'ndan. Bunlardan birincisi nedir? İşte rahmetli genel başkanımızın şehadet sürecinin takibi. E, i̇kincisi işte bu e, birilerinin çözüm süreci dediği bizim çözülme ve ayrışma süreci olarak net olarak da bugün ortaya çıkan ve Türkiye'nin bir bölgesini fiili olarak özelleştiren, PKK'yı güçlendiren bu o, sürecin durdurulması, bu süreçten vazgeçilmesi. Siz bunları hükümetin yapacağı konusunda umudunuzu kayıp mı ettiniz? Her şey ortada. Üçüncüsü yeni sivil demokratik anayasa, hayır kaybetmedik. Daha, daha başka bir şey var. E, şunları söyleyeyim hemen onun da cevabını vereyim. Üçüncüsü yeni sivil demokratik anayasa. Hı hı. E, dördüncüsü işte bu toplumdaki kutuplaşmanın ayrışmanın ortadan kaldırılması. Beşincisi yine toplumumuzun en önemli problemlerinden birisi e, ahlaki yozlaşma, milli ve İslami yozlaşma. E, öbür taraftan işte dış e, siyasetteki özellikle Suriye ve Irak'taki gelişmeler. Biz bütün bunları her iki cumhurbaşkanı adayıyla bizim partimizi ziyaret etti. Ve heyetler olarak görüştük. E, ve her ikisine de bunları net bir şekilde söyledik. Aldığımız cevapları tekrar kurullarımıza götürdük. Ve neticede biz burada e, tatmin edici cevapları e, Mehmet Ekmelettin İhsanoğlu'ndan aldık Ve e, İhsanoğlu'nun bu konuda tamamen bize angacı olduğunu gördük. Yani tamamen bizimle aynı düşündüğünü gördük. <laughs> biz söylemeden mesela kendisi rahmetli Muhsin Başkan'ın yanına Turgut Özal'ı da e, ilave ederek İkisinin de işte ölüm sürecinin mutlaka kendisi Cumhurbaşkanı olduğu zaman aydınlatılacağı sözünü verdi. İşte yine çözüm süreciyle ilgili evet hepimiz terörün bitmesinden yanarız. O anlamda elbette ki hepimiz çözüm isteriz ama bu bir çözüm süreci değil. E, o noktada da tek devlet, tek vatan, tek millet, tek dil ve tek bayrak ülküsünden ve ilkesinden asla taviz vermeyeceğini söyledi. E, kamplaşmanın önüne geçeceğini, zaten kendisinin bir uzlaşı adamı olduğunu ifade etti. Yeni Anayasa, Sivil Anayasa konusunda öncülük edeceğini söyledi. Özellikle Orta Doğu'daki yakın coğrafyalarımızdaki bu kan ve gözleşinin durdurulması noktasında zaten tecrübesi olduğunu ve yine buna da öncülük edeceğini söyledi. Bütün bu şeyleri aldık biz ve neticede kurullarımıza aktardık ve kurullarımızdan da neticede böyle bir karar çıktı ve biz de bu kararı kamuoyuyla paylaştık. Geç, geç, neden geç e, karar verdiğiniz sorusunun yanıtı bu herhalde. Bu süreç biraz eleme sürecindeymiş. Yani şöyle e, eleme bakın, e, işte. tabii biz e, bu süreçte bizim kadar istişare iş eden kurullarını toplayan başka bir siyasi parti olmadı. Ben iddialı bir şey daha söylüyorum. E, Türkiye'nin en demokratik partisidir Büyük Birlik Partisi. Yani e, bu karar dediğim gibi, onun için biz ince eleyip sık dokunduk. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yani Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçiyorsunuz. Dolayısıyla da öyle birden Siyasi bir öfkeyle veya siyasi bir tarafgirlikle, e, ne bileyim ya da işte şahsi bir takım düşüncelerle ya da şahsiyetleri değerlendirerek, şahısları değerlendirerek verilecek bir karar değildi. E, dolayısıyla biz e, her şeyi e, inceleyip sık dokuyarak ve gerçekten bütün süreçleri başından sonuna kadar sıkı bir takiple daha sonra adaylar meydanlara indi meydanlarda da adayları takip ettik performanslarını söyledikleri sözleri ve neticede tavırlarını hal ve hareketlerini bu dediğimiz ilkelere ne kadar e, sahip çıkabileceklerini bütün bunlar gördükten sonra bir karar, karar verdik. Var. Sayın <laughs> demokratik dediniz içeride istişare ederken bu süreç içerisinde ya Erdoğan desteklerim sesleri oldu mu? Oldu tabii yani olabilir. Yani az da olsa oldu. E, i̇şte tarafsız kalalım kalalım diyen arkadaşlar da oldu. Ama bunlar azınlıkta kaldı. Yani çoğunluk bir grup yani kahır ekseriyet dediğimiz ezici bir çoğunluk Ekmelettin İhsanoğlu'nun desteklenmesini istedi. Ama bizim dediğim gibi biz parti biz demokratik bir partiyiz. E, açıkça çıkıp Tayyip Erdoğan destekleyelim diyen arkadaşımız da oldu. İşte tarafsız kalalım veya da boykot edelim diyen arkadaşımız da oldu. Yani bunların olması kadar doğal bir şey yok ki bizde e, tek adamlık diye bir şey yok ki bizde e, herkes bütün arkadaşlarımız ...özgürce fikirlerini söylerler ama... ...istişare meşveret diye bir şey vardır bizde. Neticede istişareden çıkan... ...karara herkesin de... ...saygı göstermesi ya da uyması gibi... ...bir zorunluluk vardır. Peki. Tabii bakın biz... ...Türkiye'nin bugün geldiği noktaya baktığımız zaman... ...gerçekten biz bir muhalefet... ...partisiyiz. Ve... ...özellikle... ...bu Güneydoğu'daki gelişmeler... ...yani Türkiye'yi adım adım özelliklere götüren... ...mesele bizi ciddi anlamda... ...rahatsız ediyor. Ve biz bunun Türkiye'nin hayrına olmayacağını düşünüyoruz ve hükümetin bu konudaki sözlerini inandırıcı bulmuyoruz. Çünkü neden? Önümüzde somut örnekler var. Aynı hükümet bundan 4-5 sene önce Irak'ın kuzeyinde bir oldu bittiği, de facto bir durumu kabul etmeyeceğini söylüyordu. Ama bugün Irak'ın kuzeyinde Barzani bağımsızlık ilan ediyor ve bunu ilk tanıyacağını söyleyen kim oldu? İsrail oldu. İsrail'den sonra herhalde öyle tahmin ediyorum ki Türkiye tanıyacaktır diye düşünüyorum. Ben 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını e, öngörmeye çalışıyorum ve orada şöyle bir şey e, görüyorum. Sonra Suriye'nin kuzeyinde biliyorsunuz bir e, bağımsızlık ilan edilecek. Şu anda e, geçici e, hükümet kuruldu ve özellik e, ilan ediliyor. E, onu kim tanıyacak ikinci aşamada? Yine İsrail ve işte hemen yanı başında kurulmuş olan Barzani e, hükümeti tanıyacak. E, peki sonra sıra nereye gelecek? Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'sunda kim tanıyacak bunu? İşte önce yine İsrail ve anladım. orada kurulan ki, şimdi ben bunu göre göre kendi kuyumu niye kazayım ben? Belli hassasiyetleriniz var Sayın Başkan, onu anladım. Ben e, müsaade ederseniz bir sıralama yapayım. Yani Erdoğan'a destek vermeme sebeplerinizin başında anladığım kadarıyla e, sınırımızın ötesinde ve sınırımızın içerisinde yaşanan e, hadiseler birinci sıraya alıyor. E, tabii Musin Yazıcıoğlu, rahmetli Musin Yazıcıoğlu meselesi de var. Onu siz deklere de ettiniz aslında. Peki e, izleyicilerimiz tabii o de o sürecin yani 5 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen aydınlatılmıyor olması ve dün sayın başbakanın işte teki... onu soracağım onu evet. soracağım özür dilerim. onu soracağım şeyi soruyor izleyiciler ben de sormak istiyorum ya 17 ve 25 Aralık süreci bunu eleştirdiniz de evet. hani hak ediyor herkes gibi hak ediyor sözüne bazı sorular geliyor onları da katarak soracağım yani 17 ve 25 Aralık'tan sonra sayın destijini için 17 ve 25 Aralık'ın yolsuzluk operasyonlarının Erdoğan'ın dan destek çekme konusunda bir, bir şeyi var mı hani çekince oluşturdu mu bu ee, bunlara rağmen hani hak ettiğini düşünüyor mu diyor pek çok izleyici. Ya bakın e, yasal zemin içerisinde hukuk içerisinde e, hukuk içerisinde yani yargı süreçleri tamamlanmadıktan sonra her şey bir iddiadır. İşin doğrusu bu hı hı. ama benim şahsi fikrim nedir bütün bunların yaşanmaması gerekirdi ve biz bu konuda sadece bugün değil. Bu süreçler yaşanmadan önce de ta 2008 yılında, 2007 kongresinde... ...Rahmetli Muhsin Başkanı ve partimizin bu konuda yolsuzluklarla ilgili çok net görüşleri var. Yani dolayısıyla da bu hükümet döneminde evet e, dediğim <laughs> gibi bu yolsuzluklarla ilgili... E, ...biz çok önemli uyarılarda yaptık. Yani bütün bunlarla ilgili hükümeti kardeşçe uyardığımızı söyledik. Yani halka açık toplantılarda ben açık bir şekilde bakanların, genel başkan yardımcılarının olduğu toplantılarda... Şeyh Edebali'nin sözlerini hatırlatarak yani devletin hazinesinin kendi hazineleri olmadığını, bunun kullanırken has, hassas olunması gerektiğini, devlet malının yetim malı olduğunu ve dolayısıyla da bunu da kendilerine bir siyaseten değil muhalefete olsun diye bir kardeş uyarısı olarak söylediğimizi bunun hesabının bir gün sorulacağını burada olmasa bile ahirette biz çok net hatırlatmalar yaptık. Ama neticede geldiğimiz süreçte bu süreçler hukuki olarak tamamlanmış değil. Onun için de yasal olarak Sayın Tayyip Erdoğan aday olma hakkı var mı? Aday olma hakkı var. Tamam. Aday olmuş mudur? Aday olmuş. E millet seçerse, seçerse de hak etmişim. Yani evet Sayın Başkan. Eee Yazıcıoğlu üzerinden e, evet. Başbakan Erdoğan size yüksel yüklendi. Şöyle bir e, serzenişte bulundu. Dedi ki "Ya yani bunlar mirasına bir anlamda" Serzenişte bulunmadı, hakaret etti. Tamam, hakaret etti evet. diyorsunuz. Bir anlamda sahip çıkmıyor diyor. Yani şunu mu demeye çalışıyor? Siz Tayyip Erdoğan'ı destekleseydiniz Rahmetli evet. Yazıcıoğlu'nun ...mirasına sahip çıkmış olurdunuz. İhanet mi ettiniz Ekmelettin İhsanon'la? Oy ver, şeye destekleyerek. Şimdi bu tabii ki... E, ...çok e, makyabelist... E, ...pragmatist ve... E, opportunist bir yaklaşım. Yani bu e, gerçek bir yaklaşım değil. Büyük Birlik Partisi... E, ...doğru kimden gelirse gelsin... ...onun yanında durmuştur. E, doğrunun kimden geldiğine... ...bakmamıştır. Şimdi bunlar diyor ki bize... ...doğrunun kimden geldiğine bak. Ya da lafın kimin söylediğine bak. Hayır... Biz ona bakmıyoruz. Biz doğruyu kim söyler ona bakarız. Ve kimden gelirse gelsin onun yanında dururuz. Yanlışı da kim yaparsa yapsın. Tayyip Erdoğan değil, babamız da yapsa, kendi parti içimizden birisi de yapsa, evladımız da yapsa bu yanlıştır deriz ve karşısında dururuz. Büyük Birlik Partisi'nin farkı bu, anlayamadıkları nokta bu. Şimdi dolayısıyla da biz burada bir önce saydığım ilkeler ışığında bir karar verdik. Ve neticede bakın biz e, ANAP ittifakıyla meclise girdik, refahı iktidar yaptık. 28 Şubat sürecinde tankların namlusunu bize çevirmemişti, biz karşı durduk. 27 Nisan emuhturası, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 12 Eylül referandumu, bütün bu süreçlerde biz Büyük Birlik Partisi olarak karşılıksız destek verdik. Ve neticede hep nimetinden faydalananlar başkası oldu ve neticede külfetini çeken ve hesabını veren hep Büyük Birlik Partisi oldu. Yine öyle olur. Yani biz bundan kaçırmayız. Bugün de aynı konumdayız. Yani dün nasıl verdiğimiz kararlar alkışlamışlarsa, dün nasıl doğru yerde durmuş ve doğru karar vermişse Büyük Birlik Partisi, bugün de doğru yerde durmuştur ve doğru karar vermiştir. Milletin milletin vicdanında da mahkes bulmuştur. Zaten çırpınışları, saldırmaları da bu yüzdendir diye düşünüyorum ama yakışmıyor. Peki. Yani şundan dolayı yakışmıyor. Bakın burada mesela cümleleri içerisinde gerçekten çok ağır şeyler var. İthamlar var, hakaretler var. Bir kere işte Türk Solu dergisini öne getirerek e, karnı genişlikten bahsediliyor. Ben e, onun çok daha fevkinde e, Tayyip Erdoğan'la ilgili binlerce örnek verebilirim. Kimlerle yan yana geldi? Canım Ergenekon e, sürecinden sonra. Yani çıkardık. şimdi binlerce örnek verebilirim. Yani geçmişinde de şimdi de binlerce örnek verebilirim. Yine e, dün siyasette e, kendisine çok ağır ithamlarda bulunanların bugün kendisinin yanında olduğunu... ...yani onun nasıl bir karnı genişlik olduğunu... ...çok rahat bir şekilde... ...çok, net, Doğu yani çok, çok net. net örneklerle... ...yani çok net evet. örneklerle... ...Doğu Perinçek'e gitmeye gerek yok şu anda parti içindekilerden... ...çok ha, net evet. bir şekilde örnekler verebilirim... ...yani birbirlerine söylenen laflar konusunda... ...ama o bizim... E, ...üstü bu muz değil... E, ...tabii burada cevap vermem gereken asıl konu şu ki... ...işte Muhsin Yazıcıoğlu'nun diyor... ...şehadet süreci üzerinden... ...işte olayını bizim aydınlatamadığımız üzerinden diyor... ...bizi suçluyorlar ve bu kararlarında da bunun etkili olduğunu söylüyorlar. Halbuki diyor bunu yüz yüze görüştüğümüzde bize ifade etmiyorlar. E pes doğrusu diyorum yani edep diyorum yani başka bir şey söylemiyorum. Evet. Bu Ramazan ayında e, doğru konuşmadığını ifade etmek istiyorum. Anca bu kadar söyleyebiliyorum Ramazan ayı Peki. olduğu için. Şimdi neden? Şundan dolayı bakın biz her görüşmemizde e, Sayın Başbakan'la bir kere ben baş başa görüştüm. Onun dışındaki bütün görüşmelerimiz zaten heyetler halinde oldu. Bunun e, bir iki tanesinde rahmetli genel başkanımızın ailesi, çocuğu, abisi, eski genel başkan Yalçın Topçu, parti heyetimizden insanlar, kendi parti <laughs> heyetinden insanlar. Bütün bunlar üçlü, beşli gruplar halinde görüştük ve herkes bunun şahididir. Dolayısıyla da en son görüşmemizde de partimizi ziyaret ettiğinde bu cumhurbaşkanlığı sürecinde kendi yanında yine işte Numan Kurtulmuş, Bakan Ömer Çelik Kültür Bakanı ve e, genel sekreterler Haluk İpek Bey de vardı. E, neticede bizden de genel sekreterimiz ve genel başkan yardımcımız vardı. 2 saate yakın süren görüşmenin 45 dakikası neredeyse e, bu konuyla ilgili geçti. Bütün e, yapılmayanları hassasiyetlerimizi niye çözülmediğini net ifadelerle e, kendisine ifade ettik. Yani en son o zaman çıksın onlar konuşsun yani. E, evet. Şimdi dolayısıyla da biz her görüşmemizde bunu kendisine de kendi yüzüne de e, net ifadelerle bildirdik. E, milletimizin bunu bilmesi istiyoruz. Bizim bir karna ağrımız istiyor. yok diyorsunuz. E, hızlı hızlı sormak istiyorum vakti evet. e, rant kullanmak adına sayın başkan. Mesela şu soru e, ilginç. Böyle bir şey mi var? E, sayın destici Musin Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü kazayla ilgili e, çok çarpıcı video görüntüleri izlemiş. Doğru mu? Öyle bir şey var yok, mı? Yok öyle bir şey. Yok. Onlar tamamen sosyal medyadaki e, bir takım e, iddialar, e, komplotörler. Ben Hiçbir öyle bir video öyle bir şey seyretmedim yani Peki. evet. Şimdi sizin kır, kırmızı çizgilerinizi neden muhalif olduğunu, sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilgili değil. Genel olarak hükümete yönelik itirazlarınızı sıralarken 3 tane kırmızı çizgiden bahsettiniz. Mesela ben şunu sormak istiyorum. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu, Rahmet Muhsin Yazıcıoğlu meselesini bu hükümete aydınlatsaydı, bugün Cumhurbaşkanlığı konusunda Erdoğan destekler miydiniz? Ee, önemli bir etken olurdu evet. Yani en önemli unsurlardan bir tanesi tabii, tabii, en bir Eğer tanesi aydınlatabilselerdi. Peki niye aydınlatlamıyor? Bu kadar güçlü. Hani şöyle acayip bir süreç yaşıyoruz. Böyle bütün istihbaratın e, tamamıyla hani başbakanın etkisi, yetkisi altında olduğu e, her şeyi yapabildiği bir süreçte e, bu kaza niye aydınlatılmamış olsun ki? Şimdi e, öncelikle tabii ki bu süreç içerisinde biz yapılanları da inkar etmiyoruz. Yani şundan dolayı Mesela mecliste ilk defa tarihinde iki komisyon kuruldu. Devlet Denetleme Kurulu Sayın Cumhurbaşkanımızın e, talimat ve takdirleriyle harekete geçti. Üç yıl boyunca dosya özel etkili Cumhuriyet Savcıları tarafından e, soruşturuldu. Ama işte e, bir takım e, yargı paketleriyle özel etkili mahkemeler kapatılınca savcılıklar dosya tekrar Kahramanmaraş'a döndü. Niye aydınlatılamamış e, oldu diyelim. Yani bu bir suikast ya da e, sabotaj olmasa bile e, bir kaza bile olduğunu düşünsek burada hata ihmal kusurlar gündeme geliyor ve burada e, şüpheli sıfatıyla e, sıfatı olanların e, diyelim ki 100 kişinin 95'i kamu görevlisi. E, neticede mesela ilk etapta biz üst düzey özellikle kamu yöneticilerinin e, soruşturulması ile ilgili daha dosya özel yetkili savcılığa gitmeden e, talepte bulunduğumuzda mesela ilgili bakanlıklar izin vermedi. Biz ancak bunu Danıştay izniyle Bu soruşturmaların iznini alabildik e, Ve neticede bu soruşturmalar Hala neticelenmedi Yani Yargıda Cumhuriyet Başsavcılığındaki şey Hakeza Başbakanlık Teftiş Kurulu Devlet Denetleme Kurulu raporundan sonra e, Yaklaşık e, 3 yıldan fazla bir süredir Yine e, soruşturuyor Ama bir netice çıkmadı e, Şimdi e, tabii yerel mahkemeye geldi ve e, Dosya şu anda tefrik edilerek Her şüphe ayrı ayrı e, soruşturularak e, adeta akamete uğratılmakla karşı karşıya tabii Niye biz Niye yapılıyorsa indesiz? E, yani şüpheleriniz var mı ya bu işin içinde evet. yani artık e, aydınlatılmıyor. Hani onu açık sorayım yani net evet. net bir cevap da alayım ben. Yani bu işin içinde yani benim, çok farklı odaklar var. E, hükümet de bu işin üstüne yürümek mi istemiyor? E, yani o tabii ki kamuoyunu değerlendirmesi ama bendeki e, değerlendirme şu. Ben çünkü eee Gerçekler üzerine ya da somut şeyler üzerinden gitmek zorundayım. E, bu dosya tabii millete mal oldu. Yani rahmetli Mursin Yazıcıoğlu e, her evin ölüsü oldu. Onunla birlikte hayatını kaybeden arkadaşlarımızın şehadet süreci. Dolayısıyla da Türkiye'ye mal oldu. Ve e, burada e, bir önce dediğim gibi hata ihmal e, kusur bile olsa e, hiç kimse bu dosya ile birlikte isminin anılmasını istemiyor. Ve işte kaza deyip örtülüp geçilmek istiyor. İşin doğrusu bu. Evet. Benim gördüğüm bu. Peki sayın destici son soru aslında bitti yönetmenim sıkıştırıyor ama e, 28 Şubat sürecinden geçen ve buradan dersler aldığını e, söylediğimiz bir ülke evet. şu an e, farklı bir versiyonunu yaşıyor. Daha ağır olduğunu da söyleyenler var. E, mesele siyasete kilitleniyor yani vatandaşın yapacak evet. çok da bir şey yok. E, iş size düşüyor, meclis içi ya da meclis dışı muhalefete düşüyor. E, ne yapıyorsunuz mesela 28 Şubat'tan da daha ağır fişlemelerin olduğu daha ağır linçlerin yaşandığı söylenen bu süreçle ilgili tabii ki söylemlerinizi duyuyoruz ama e, tarihe not kayıtlar da düşüyor. E, önemli bir siyasi aktörsünüz. Neler yapıyorsunuz mesela? Hizmet Hareketi'ne yönelik bu linç girişimiyle ilgili. Şimdi bakın biz e, kime karşı olursa olsun, kim tarafından yapılırsa yapılsın yanlışın karşısında oluruz. Yani ve şu anda da gerçekten e, 28 Şubat sürecini aratır şekilde bir takım uygulamalar var. Yani fişlemeler işte dışlamalar, görevden almalar, açığa almalar yani kurunun yanında yaş olan bir sürü insanın yanması bütün bunlarla ilgili tabii ki biz meclis dışında bir muhalefet Partisi olarak hani mecliste soru önergesi verme hakkımız yok işte kanun teklifi verme hakkımız yok ancak meclis dışından kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz ve fikirlerimizi basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz. Gittiğimiz salon toplantılarında bunları dile getiriyoruz ve hükümeti de bu yanlışı yapanları da Uyarıyoruz yani e, çünkü e, kime karşı yapılırsa yapısın haksızlık nasıl geçmişte 28 Şubat sürecinde şu anda hükümette bulunan e, kardeşlerimizin de arkadaşlarımızın da bulunduğu e, bizim de içinde bulunduğumuz çevrelere bu tür baskılar fişlemeler e, karalamalar yapılmışsa e, nasıl oralarda biz ağır bedeller ödemişsek ve hep birlikte olmuşsak e, bugün de kime karşı yapılırsa yapılsın. Biz bunlara topyekun karşı çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef böyle bir e, konuma geldik ki bu iktidarın 12 yıllık iktidarı sonucunda e, artık bazı arkadaşlar e, at gözlüğüyle bakar oldular hadiselere. E, maalesef gerçekler tüm çıplık, çıplaklığıyla ortadayken <laughs> gerçekleri görmezden geliyorlar. E, ve sırf e, artık e, hangi e, şartlar onları bu noktaya getirdi ya da e, böyle konuşmalarını veya böyle tavır almalarını e, sürdürüyor. Hangi nimetlerle karşı karşıya kaldılar? Tabii ki bunu bilemiyorum. Ya da hangi kafalarındaki düşünce onu buraya getirdi? Neticede bunca yanlış varken ortadayken bunca yanlış, bu yanlışları söylemek yerine şak şakçılığa devam ediyorlar. Bence bu aslında hükümet için de iyi bir şey değil. Yani işte padişahım çok yaşa anlayışı sonunda padişaha da zarar verir diye düşünüyorum. Yani ülkeye evet. de zarar verir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da herkesin gerçeği gördükleri halde söyleyememesi gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Mesela bizim tavrımızla ilgili bugün bakıyorum bazı gazetelerin köşe yazarlarına inanılmaz bir şekilde acımasız bir şekilde bizi eleştiriyorlar. Peşinden mahkum ediyorlar. Şaşırıyor musunuz bu tavırlara? Bu epeydir böyle çünkü. Yani şöyle şaşırmıyorum ama kırılıyorum yani üzülüyorum. Çünkü neden? Şahsiyet görmek istiyorum. ya adam gibi bir duruş görmek istiyorum. Yani neticede kardeşim Büyük Birlik Partisi'nin 22 yıllık mazisi ve tarihi ortada. Bu kadrolar ben ve arkadaşlarım rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra partiye gelmiş ya da parti yönetimini ele geçirmiş insanlar değiliz. Biz zaten rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun da kurulduğundan beri var olan insanlarız. Ve tam tersine herkes Muhsin Yazıcıoğlu diyelim ki bir anlamda siyasi anlamda Yalnız bırakmış biz yanında durmuşuz. E, bugün bakıyorum e, sağlamdayken Muhsin Yazıcıoğlu'nu eleştirenler e, hiçbir kere Büyük Birlik Partisi'ne oy vermemişler. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında siyaseten durmamışlar. Muhsin Yazıcıoğlu'na hiçbir şekilde destek vermemişler. Kalemlerini bile oynatmamışlar Muhsin Yazıcıoğlu için. Büyük Birlik Partisi için e, bugün onun üzerinden Büyük Birlik Partisi'ni eleştirmeye kalkıyorlar. Hadi oradan diyorum ya siz kimsiniz ya? Evet. Siz kimsiniz? Büyük Birlik Partisi'ni eleştirmek kim? Muhsin Yazıcıoğlu'nu ağzınıza almak kim? Mustafa Desici'yi eleştirmek siz kimsiniz? Sizin bu harekette neyiniz var? Ya da ne hakla, ne hatla bunu yapıyorsunuz? Yani e, en son referandum sürecinde biz bunun kime yarayacağını bilecek kadar tecrübeli bir siyaset Bizim parti yaşımız İktidar Partisi'nin iki katı. Ama o seçim akşamı 58 bizimdendi. E, neticede bakın bir anayasa süreci var. O blok meclise taşınmış olsaydı eğer peki. samimi bir şekilde bugün Türkiye'nin anayasa diye bir problemi olabilir miydi? Hayır bloku olduğu gibi meclise taşınırken ama 58 bizimlendi. Yani bütün süreçlerde bunlar yaşandı. Ve bu arkadaşlar dönüp de o zaman tek kalem oynatmadılar. Evet, peki. Yani Büyük Birlik Partisi'nin tavrıyla ilgili, e, hükümetin iktidar partisinin bu haksız tavrıyla ilgili e, tek kalem oynatmadılar. Onun için herkese benim çağrım şudur. Bir herkes bizim tercihimize saygı duyacak, bunu itibarsızlaştıracak, etkisini azaltacak her türlü öylem ve söylemden vazgeçecek, eleştirebilir. Ben eleştiri hiçbir şey demiyorum. Bizim kararımız eleştirilmez değildir. Ama bunlar edeb içerisinde eleştirilmesi lazım. Ee, yoksa biz Büyük Birlik Partisi'yiz. Yani iki laf ederiz kimse oturduğu yerden kalkamaz. Teşekkür. Yani. Peki. Evet. Başkan teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet.